kaya bisikletini sabit bir hızla bir ağaca doğru sürüyormuş. Bunu neden yapıyor bilmiyorum, umarım sonu iyi biter. Aşağıdaki tablo ağaca olan uzaklığı ve ön tekerleğin kaç defa döndüğü arasındaki ilişkiyi gösteriyormuş. Bir bakalım. Tekerlek 4 defa döndüğünde ağaca 22 buçuk metre uzaktaymış. 8 defa döndüğünde 12 buçuk ve 12 defa döndüğünde de iki buçuk metre kaya dikkat. Tekerlek döndükçe ağaca daha çok yaklaşması son derece mantıklı ama orada kalsın öyle değil mi? Sonra burada da bazı sorular var. Kaya başlangıçta ağaca ne kadar uzaktı? Kaya tekerleğin her bir dönüşünde kaç metre? Yol alır, ağaca varması için tekerleğin kaç defa dönmesi gerekir? Evet. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve sorulara benden önce kendi kendinize siz yanıt vermeye çalışın. Hadi gelin birincisiyle başlayalım. Kaya başlangıçta ağaca ne kadar uzaktı? Bir bakalım. 4 dönüş sonra ağaca 22,5 metre uzaktaymış. Bundan sonra tekerlek 4 defa daha döndüğünde artı 4 ağaca 10 metre daha yaklaşmışız. Ya da ağaca olan uzaklık 10 metre azalmış öyle değil mi? Bunun için de eksi 10 yazıyorum. Ağacın başlangıçta ne kadar uzakta olduğunu bulmak için tekerleğin daha henüz dönmediği sıfırıncı dönmeye geri dönmemiz gerekir. Dönme sayısında 4 çıkarırsak, eğer bir sabit oranla yol alıyorsak buna 10 metre eklememiz gerekir, öyle değil mi? Tekerlek 4 defa döndükten sonra 10 metre yol aldıysak, tekerlek dönmeden önce bahsi geçen noktadan 10 metre geride oluruz. Peki, böylece 32,5 metre buluruz. Yani kayanın, bisikletinin tekerleği daha henüz hiç dönmemişken ağacı olan uzaklığı 32,5 metreymiş. Şuradaki soruya bakalım. Kaya tekerleğin her bir dönüşünde kaç metre yol alır? Tekerlek 4 defa döndüğünde 10 metre yol alıyor ise buraya 4 dönüşte 10 metre. Evet yazalım. İki tarafı da 4'e bölelim. 1 dönüşte 2,5 metre. Evet 2,5 metre yol alır. Son olarak bir de ağaca varması için tekerleğin kaç defa dönmesi gerekiyor? Evet, bir de bunu sormuşlar. 12 dönüşten sonra ağaca olan uzaklık 2,5 metre ise ve her bir dönüşte ağaca 2,5 metre daha yaklaşıyorsa, arada kalan 2,5 metre için tek bir dönüşe daha ihtiyacı vardır, değil mi? Buraya bir dönüş daha eklersek 2,5 metre daha yaklaşmış. Yani artık ağaca varmış oluruz. O halde ağaca varması için tekerleğin kaç defa dönmesi gerekir? Evet, 13 defa. Şimdi de bu yaptıklarımızın bir grafik söz konusu olduğunda göze nasıl görüneceğini incelemek istiyorum. E, yatay eksene dönüşleri düşey eksene de ağaca olan uzaklığı yerleştirelim. Düşey eksene y, yatay eksene de x ekseni adını verelim. 0 4 8 12 ve 16. Burada da tekerlek 0 defa döndüğünde ağaca olan uzaklık 32,5 metreydi. Burası 32,5 metre olsun. Bu arada bunların hepsinin metre türünden olacağını da hemen ekleyeyim. Buna göre birinci soru bize aslında y ekseni kesim noktasını soruyor. Öyle değil mi? Sıradaki soru yani kayanın tekerleğinin her bir dönüşünde ne kadar yol aldığı ise dönüş sayısı 4 arttığında ağaca 10 metre yaklaşıyoruz. Yani 10 metre yol alıyoruz. Burası artı 4 olduğunda aşağıya doğru 10 metre ilerliyoruz. Eksi 10 yazıyorum ve bu gördüğünüzde eğimden başka bir şey değil. Kayanın tekerleğinin dönüş sayısına göre ağacı olan uzaklığını temsil eden bu doğrunun eğimi. Eğim uzaklıktaki değişim yani eksi 10 bölü dönüş sayısındaki değişim yani 4 ile bulunur. Yani bu doğrunun eğimi eksi 2,5'e eşittir. Kaya her bir dönüşte iki buçuk metre yol alıyor, yani ağaca olan uzaklığı iki buçuk metre azalıyor. Son soruda da yani ağaca varması için tekerleğin kaç defa dönmesi gerekir sorusunda da aslında y değerinin 0 olduğu x değeri yani x ekseni kesim noktasını soruyor. Kaya sabit bir hızla yol aldığı için bunun bir doğru olduğunu biliyoruz ve bu sorularda aslında bize y ekseni kesim noktasını, eğimi ve x ekseni kesim noktasını soruyor.